Bir mahkumsunuz. Işıklar kapalı. Şu an sizin bulunduğunuz yerde bir kapı var. O kapı kapalı. Ve burada bir tane kilim var. Sadece bir kilim. Kilimle oturmaktan, gözünüzü kapattığınız anki karanlık gibi bir karanlıkta yaşamaktan başka hiçbir çareniz yok. Kulağınıza adım sesleri geliyor. Bu sesler size iki şey getirebilir. Ya özgürlük, ya ölüm. Her defasında ya buradan kurtulacağın günü, anı düşünüyorsun ya da her defasında işte şimdi öldük diyorsun. Burada bir insan yattı. 16. Osmanlı padişahı Sultan Genç Osman. Ufacık oda, kocaman bir padişah burada yattı. Sonra buradan alındı, yan taraftaki odaya götürüldü ve o odada şehit edildi. Hadi gelin şimdi Genç Osman'ın 5 tane cellatla mücadele etmek zorunda kaldığı o odaya, şehit olduğu odaya girelim. Şurası. Geliyorsunuz. 5 celladın Genç Osman'ın üzerine yürüdüğü gibi geliyorsunuz. Korku saça saça geliyorsunuz ve burada 18 yaşında bir genç delikanlı. Padişahlığını boş verin. 14 yaşında tahta çıkmış. 4 yıl tahta kalmış. Yeniçeri ocağıyla bir türlü yıldızı barışmamış. Yeniçeri ocağını kaldırayım derken kendisini ölüme götüren o yola girmiş. Talihsiz bir Osmanlı padişahı. Tarihlere Genç Osman olarak geçen Sultan Osman-ı Sani buraya geldi. Sırtını belki de buraya ve belki de şuraya. Dört köşesi olan bu duvarda tarih kitaplarından duyduğumuza göre sırtını duvara yasladı. Artık sırt tarafı garantideydi. 5 tane cellat geliyordu. Yaşı 18. Empati yaptığımız zaman ne kadar kötü anlar, dakikalar yaşadığını anlıyoruz. İlkini soğuşturdu. İkincisine yumruk attı. Kendisini koruyordu. Karşısında 5 tane cellat. Osmanlı ordusunda işi adam öldürmek olan, adam öldürmeyi profesyonel bir biçimde yapan 5 tane cellatla savaşan 18 yaşında bir çocuk sırtı burada her gelene vuruyor. Meşalelerin aydınlattığı bir odadayız. Derken bu mücadele dakikalar sonra ölüme giden yol açılıyor. Nasıl? Tam vururken muhtemelen kolundan biri tutar ve ortaya doğru çeker. Artık ortadadır. Odanın tam ortasında. Her yerinde cellatlar bulunmakta. Önünüz korurken, önündeki cellatlarla dövüşürken arkasındaki cellatlar geliyor. Sağı solu her tarafı artık cellat. Öldürmek isteyen cellatlarla dolu. Önündekiyle uğraşıyor. Arkaya Sadrazam Davut Paşa geçiyor. Sadrazam Davut Paşa. Beklenmeyen o kötü hareketi yapıyor. Nasıl kıyarsınız 18 yaşında bir çocuğa? Vururken arkada Sadrazam Davut Paşa. Tam olarak köprücük kemiği dediğimiz şuradaki küçük kemiğe ve kürek kemiğine baltayı saplıyor. Sevgili dostlar, o acıyı hissetmek ne kadar kötü bir şey olsa gerek. Balta artık Genç Osman'ın sağ omzunda. Omzuna vurulan baltanın acısıyla diz çöken Genç Osman artık yerdedir. Sırtında bir balta, baltanın acısı ve yere kapaklandı. Bu esnada Genç Osman yerde baltanın acısıyla uğraşan Genç Osman'ın kürek kemiklerinin tam ortasına bastı. Yüzü yere bakıyor. Kemendi boğazından geçirdi ve sıkmaya başladı. Genç Osman hem boğulmanın hem de sırtındaki köprücük kemiği ile kürek kemiğine saplanmış olan baltanın verdiği acıyla inildeye inildeye, hırıldaya hırıldaya
şehit oldu. Takvimler 1622'yi gösterdiğinde 16. Osmanlı Padişahı'nın Yeniçeri Ocağı'ndaki katiller ve o katillere çanak tutan Sadrazam Davut Paşa ve Sadrazam Davut Paşa'ya bu görevi veren üvey annesi Kösem Sultan'ın yaptığı hunharca katliamı kara bir leke olarak kaydedecektir. Bir rivayete göre genç Osman burada 5 cellat, 1 sadrazam, 6 kişiyle tek başına uğraşırken üvey annesi Kösem Sultan 4. Murat'ın annesi Kösem Sultan'ın yan odada bunları dinlediğini, öldürülmek üzere yere yatıp boğazında kemendin olduğunda ise kapıdan içeriye girip manzarayı seyrettiğini anlatmaktadır. Genç Osman'ın bu şehadetinden bir yıl sonra bu odada, bu kara odada bir kişi daha ölecektir. Kim? Tarih tekerrür etti. Bu sefer genç Osman'ın omzuna balta vuran, genç Osman'ın boğazına kemendi geçirip boğan Davut Paşa var ya, genç Osman'ın öldürülmesinden tam bir yıl sonra genç Osman'ı şehit eden Davut Paşa da bu kapkaranlık odada öldürülmüştür. O da bu odada tıpkı Osman gibi hırıldaya hırıldaya öldürülmüştür. Allahu Teala mazlumun ahını yerde bırakmaz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.